Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve uzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Sözler Risalesi'nde de 10. sözdeyiz. Namı diğerle Haşir Risalesi. Haşir Risalesi içinde de 9. surete kadar geldik. Söz basım külliyata göre 9. suret 90. sayfada. Fakat metnimize geçmeden önce, yani asıl ders yaptığımız hususa geçmeden önce bir kitaba atıf yapmak istiyorum yine. Bunu zaman zaman bu derslerde yapıyorum. Belki bu 3. veya 4. kitap olacak. Tam emin değilim. Kitabın ismi Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. Şöyle kapağını da göstereyim. Umarım gözüküyordur. Ne kadar iyi gözüküyor bilemiyorum. Şöyle bir daire çizeyim. Görülmeyen yerlerde görülsün. Evet arkadaşlar. Bu kitabın iki yazarı var. İkisi de profesör. Bakalım doğru telaffuz edebilecek miyim? Edemediysem, hatalıysam ara. Alttaki yorum kısımlarına yazın. James McCallum'muş birisinin ismi. Diğerinki Harold Dorn. Arkadaş yayınlarından çıkmış bu eser. Bu isimler kim? James McCallum, Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde bilim tarihi profesörüymüş. Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde bilim tarihi profesörü. Harold Dorn da aynı enstitüde bilim ve teknoloji tarihi profesörüymüş. Yani yine Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde bilim ve teknoloji tarihi profesörüymüş Harold Dorn. Bu kitap 2000 yılında World History, artık o ne devamındaki kelimeyi okuyamıyorum. Associated mı denir buna, ne denir bilemiyorum. Çıkaramadım bunu artık. Orada benim İngilizcem bitti. Zaten yes no'dan fazlası yoktu. Abe yes, abe no. Buraya kadar gelebildik. Evet, burada söylenen şu, yani 2000 yılında bu kitap bir ödül almış. World History bilmem ne. Kitabın konusuna gelirsek, zaten isminden anlaşılacağı üzere kitap bilim serüvenini anlatıyor insanlığın. İşte ilk çağlardan itibaren tabii ki de eldeki bilgilere, bulgulara göre, modern bilimin gene kendi tarihini yorumlayışına göre o serüveni anlatıyor. İlk insandan bu zamana kadar. Tabii İslami değil bu serüven, ondan anlattığı seküler bir serüven. Fakat kitapta şu benim dikkatimi çekti. Newton'la ilgili bölüm. Burası uzun da bir bölüm. Bayağı da böyle bir iddialı başlık koymuş yazarlar. Newton olsun dedi Tanrı. Yani bütün bilim dünyasının eksenini değiştiren adam olarak, bugünkü seküler bilimin babası olarak böyle bir başlığı koymayı seçmişler. Newton olsun dedi Tanrı. Yani her şeyi değiştiren bir emir gibi. Allah'tan öyle şey yapmışlar, bunda öyle lanse etmişler. Kendi dünyalarında tabii önemli bir dönüm noktası Newton. Dikkatimi çeken ne? Arkadaşlar, Newton'un hayat serüvenine dair başka böyle bilim tarihi, bilim felsefesi ya da bilimle ilgili okuduğum metinler de bunu söylüyordu. Aynı noktanın altını çiziyordu. Newton inançlı bir insan. Bir dindar Hristiyan yani. Evet, kendi mezhebinde ama dindar bir Hristiyan. Ve şu da çok önemli bir şey. Sadece Hristiyanlık da değil. Ondan ötede Newton metafiziğe de çok bağlı bir insan. İnanan bir insan. Ha, bunda tabii elbette hak batıl ayrı ayrı düzlemlerden bahsedilebilir. Fakat bu bile Newton için mesela ilginç bir portre. Mesela şurayı okuyayım. Cambridge'deki dünyasına çekilmiştir diyor. Bakayım nereden başlıyor bu satırlar. Oradan alayım. Olaylar olmuş, tartışmalar, bilimsel tartışmalar, oradan itibaren alıyorum. Bu olaylar Newton'u kamuya açık bir bilim yaşamından uzak tutmuştur. Matematik çalışmalarının bir bölümü müsvedde olarak çevrede gizlice dolaşmış ama Newton
kamuya ilk bildiriminden sonra olası olduğu ölçüde Cambridge'deki dünyasına çekilmiştir. Orada 1970'lerde ve 1980'lerin başlarında profesörlüğünün Anglikan Kilisesi'nde bir papaz olmasını gerektirmesinin verdiği dürtüyle ciddi bir biçimde teoloji ve İncil kehaneti çalışmaları yapmıştır. Newton'un tüm yaşamını yoğun bir biçimde din doldurmuş ama Hristiyan teslisini ilk kilisenin başına yıkılan bir aldatmaca görerek Hristiyan Ortodoksluğunu reddetmiştir. Bakın kitabın içinden bu satırlar. Sayfa 295. Yani Newton teslisi reddediyormuş. Üç tanrıya inanmayı reddediyormuş. Tek tanrıya inanıyormuş. Ama bakın İncil'in gaybi haberler içerdiğini düşünüyormuş. İncil'in yani ne kadar tahrif olmuş olmasına rağmen, ellerindeki metnin asıl olmamasına rağmen, o metinde dahi gaybi işaretlerin olduğunu düşünüyormuş. Ey modernistler, ey bugünün akıllı geçinenleri, oryantalistlerden kulağınıza üflenen suflelerle gelip böyle Müslümanlara ya gelecekten haber mi olur, keramet mi olur bilmem ne diyenler. Bakınız sizin ağababanız, o akılcılık, makılcılık, aydınlanmacılık diyorsunuz ya, onun ağababası inanıyor İncil'de böyle şeylerin olduğuna. Newton inanıyor böyle şeyler olduğuna ve çalışmış üzerine. Notları varmış, bunlar basılı var mıdır bilmiyorum ama yani bilim adamlarının hatırlamak istemediği el notları varmış bu konular hakkında. Bir yer daha okuyayım size burada. Yakın zamanda yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar bu büyük adamı yalnızca parlak bir doğa bilimcisi olarak değil, aynı zamanda simya, dinsel fanatiklik ve doğanın ve tarihteki büyük güçlerinin incelenmesine derinliğine dalmış bir sihirbaz olarak da resmetmiştir. Yani Newton, arkadaşlar bu bakalım burada mıydı yine, sihre inanıyormuş. Yani sihir diye bir şeyin var olduğuna, görünenin altında başka bir fiziğin daha mümkün olabileceğine inanıyormuş. Yine burada bir yerde geçiyor. Orayı da çizim sistem okuyayım. Bulabilirsem orayı da okuyayım arkadaşlar. Bunu niye okuyorum? Hani bu adamlar bize horozlanıyorlar ya böyle, biz böyle dinden maneviyattan bahsettikçe ya bu zamanda böyle şeyler mi olur falan gibisinden. Ya arkadaş sizin ağababanız inanıyormuş yani. Siz ne ara buradan böyle noktalara geldiniz, bir de bize parmak sallar oldunuz. Hah. Mesela şurada da ne diyor bakınız. Yukarıdan alıp okuyacağım bu paragrafı. Biraz uzun ama idare edin arkadaşlar. İlkelerin 1687'deki ilk baskısının sonunda bir kuyruklu yıldızın kuyruğundaki buharların yavaş bir sıcaklık aracılığıyla simyasal bir durumu anımsatır biçimde yersel maddelere dönüşmesinden söz edilmişti. Newton, yaşamında çok farklı bir dönem olan 25 yıl sonrasının 1713 yılında ilkelerin ikinci baskısına genel bir yorum eklemiştir. Newton bu genel yorumda konunun görkemine uygun olarak güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızların bu en güzel sisteminde varlığı açıkça belli, akıllı ve güçlü bir varlık olan Tanrı hakkında bir tartışma başlatmıştır. Newton'un doğa felsefesi onu doğa teolojisine ve Tanrı'nın doğadaki düzenlemelerinden bilinebileceği sonucuna yönlendirmiştir. Bakın bir daha okuyorum bu cümleyi. Newton'un doğa felsefesi onu doğa teolojisine ve Tanrı'nın doğadaki düzenlemelerinden bilinebileceği sonucuna yönlendirmiştir. Yani adam bizim burada işte Sözler Risalesi okumaları sırasında iddia ettiğimiz, hani Faris abi'den, Faris Kaya, Profesör Doktor Faris Kaya'dan alıntıladığım o cümle. Biz Kur'an penceresinden kitabı kainatı okumasını öğreniyoruz. Hakikatini adam da ifade etmiş. Yani bu doğa demiş, Allah'ı anlatıyor. Tanrı'nın istedikleri veya kendisi bu doğa incelenerek bilinebilir, bulunabilir demiş. E mübarekler, Müslümanlar ne yapıyor peki? Bu ayetlerdeki akletmez misiniz, düşünmez misiniz emirleri ne için? Biz bu kadar ders yapıyoruz, başkaları bir sürü dersler yapıyorlar. İslam alimleri başlangıçtan bugüne hep dersler, tefsirler, eserler üretmişler. Ne için? Bunun için değil mi yani? Adam bizim dediğimiz yere gelmiş o zaman. Bakınız şurayı da okuyayım.
yorum, ışık, ısı, tutunma, elektrik, fizyoloji ve duyuyla ilişkili. Göze çarpmayan bir ruh hakkında yersiz bir paragrafla sona ermektedir. Bak, yazarlar da hoşlanmıyor o şeyden. Adamlar da işte bu zamanın bilincilerinden demek ki. Göze çarpmayan bir ruh gibi hakkında yersiz bir paragrafla sona ermektedir. Niye yersiz? Yersiz diye. Newton'un yazdığına göre bu konular aslında birkaç sözcükle açıklanamazdı. Falan filan diyor. Bakayım başka çizdiğim yer var mı? Newton optiği ilkelerde yaptığı gibi Tanrı'yı doğada bulan ve onun maddesi ve şekli olmayan canlı, zeki ve her yerde bulunan bir varlık olduğunun olgulardan anlaşıldığını savunan teolojik bir notla bitirmiştir. Bak. Canlı, zeki ve her yerde bulunan. Bak. Her yerde hazır ve nazır. Müslümanlar demiyor mu bunu? Canlı yani hayat sahibi diyoruz. İlim sahibi diyoruz. İrade sahibi diyoruz. Maddesi şekli olmayan, mahlukatına benzemez diyoruz. Maddeden öte diyoruz. Ezeli ebedi diyoruz. Ya adam da bu noktaya varmış. Devam edeyim orayı. Doğanın incelenmesi, Tanrı'nın iyiliğini ya da doğayı tasarımını ve Tanrı'ya karşı görevimizi ortaya çıkarabilir. Bak, doğayı inceleyerek Tanrı'ya karşı görevimizi ortaya çıkarabilir. Doğayı inceleyerek marziyat-ı ilahiyi anlayabiliriz diyor yani. Bak, Allah Allah. Newton'a göre doğa felsefesinin bizi götürdüğü yer yine doğa teolojisidir. Newton'a göre doğa felsefesinin bizi götürdüğü yer yine doğa teolojisidir diyor. Ve bu metin devam ediyor arkadaşlar. Fakat daha fazla uzatmayayım ben. Dediğim gibi kitap biraz kalınca, yani çok ince bir kitap değil, puntoları da pek büyük değil. İlk kısımlarda biraz yorucu ama özellikle Kopernik'ten sonrası daha sürükleyici. Yani o kısımları ben daha çok beğendim. Çünkü Galileo'ya dair de mesela hep bize şey anlatılır, Galileo'nun macerası. Galileo işte güneşin, dünyanın güneşin etrafında bulduğunu öğrenmiş de söylemiş de işte Engizisyon ona çok zulmetmiş falan filan. Diyorlar ki hayır, hani o profesörler. Galileo çok küstahça konuşuyordu, hani çok saldırıyordu. Engizisyon diyor ondan kaçabildiği kadar kaçtı. Hatta bir papa yardım etmiş, onun arkadaşıymış, çocukluk arkadaşıymış. Burada bahsi de vardır belki. Belki değil, zaten buradan okudum da. Hemen önümde açılan yerde var mı diye bakıyorum. Urbanus. 8. Urbanus. 15. Georgius herhalde ismi böyle okunur. Öldükten sonra kendisi de Floransalı ve Galile'nin eski arkadaşı olan 8. Urbanus. Maffeo Berberini. Adamın ismi böyleymiş. Yeni papa seçildiği için analist yapıtının yayımlanmasının zamanlaması elverişli olmuştur. Gelecek parlak ve analist de Galile'nin Roma'da en yüksek düzeyde destek bağları oluşturması için kusursuz bir araç gibi görünüyordu. Lincei Akademisi'ni herhalde böyle okunur. Akademisi'ni analist kitabını onu öğle yemeklerinde kendisine okutturan Urbanus'a açık bir bağlılıkla yayımlanmıştı. Yeni papa çok mutlu olmuştu. Hatta kitabın ismini bile bu adam koymuş. Urbanus size bu çalışmayı iki gezegensel kuramın tarafsız olarak gözden geçirilmesini ima eder bir biçimde. İki büyük yer sistemi üzerine diyaloglar. Bunun Latincesi de var ama onu ben okuyamam. Adıyla ölümsüzleştirmiştir. Yani kitabın ismini koyan da papa. Ama ne yapmış Galileo peki? Kitabın içinde adamla alay etmiş papayla. Ondan sonra Engizisyon'da yargılanmış işte. Yine de o işkence edildiği falan filan yalan diyor adamlar. Neyse arkadaşlar, kitapta ilginç bilgiler çok. Şöyle bir daha kapağını şöyle bir gezdireyim. Teberrüken görmüş olduğunuz kitabı da. Dünya tarihinde bilim ve teknoloji. Şimdi asıl konumuza geçelim. Ya böyle notlardan, bilgilerden faydalanmayı seviyorum. Çünkü okuduğumuz şeylerin nasıl sağlam bir zemine oturduğunu yan deliller olarak gösteriyorlar. Elbette asıl delillerimiz onlar değil. İslam kendi delilleri, delil sistemi, usulü üzerine durur ama
Bak onlar da bizi doğruluyorlar yani. Bu kadar kendimizi dövmemize, aşağılık kompleksi hissetmemize, eziklik tavrı takınmamıza gerek yok. Adamların ehli hamiyet, ehli insaf, ehli akıl, ne diyelim işte, onları bizim dediklerimizi doğruluyorlar. İşte Newton'un durumu. Einstein de öyle mesela. Einstein da Tanrı'nın varlığını reddetmiyor. Hatta Tanrı zaratmaz diye meşhur bir sözü var. O da inançlı ha. Bunların ikisini de Tanrısı elbette. Müslümanların inandığı Tanrı gibi kemalde bir Tanrı değil. Kendi itikatlarının kusurlarıyla alude. Fakat yine de varlığını reddetmiyorlar arkadaşlar. Bugünkü bilimciler gibi böyle Müslümanlara veya genelde dindarlara karşı küstah değiller. Bu kadar pervasız değiller. Bu kadar da aptalca özgüvenli değiller arkadaşlar. Yani işin asıl erbabı olan, gerçekten ilim yapan, gerçekten bilim yapan adam bugünkü o şeylerin durumuna düşmüyor. Ham adamların, bilim yobazlarının, onları da ben öyle söylemek istiyorum, bilim yobazlarının hamlığına düşmüyorlar. Zaten onları bu hale getiren de belki bu noktadaki ölçüllükleri. Neyse, uzatmayayım. O kitaptan da böylece bir bilgi faydalanımı yaptık. Gelelim 10. sözün tekrar başına. 10. söz, namı diğerle haşir bahsi. İki ayeti kerimeyle başlıyor. Birincisi, Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi, Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle ikinci ayetin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Rum suresinin 50. ayeti. Bir daha okuyayım kısa bir mealini hızlıca. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet bize ne anlatıyordu? Bunu yaklaşık belki 10 dersten de fazla olmuştur. Konuşuyoruz. Dönüp dönüp tekrar konuşuyoruz. Neden? Çünkü yola çıktığımız yer burası olduğu gibi varacağımız yer de burası. Yani biz şu an bir ayetin tefsirini okuyoruz. Ayet-i kerime bize ta meal düzeyinde, yani meal aslında düşük bir düzeydir. Tefsir düzeyi daha yüksek bir düzeydir. Ayetin kendisi en yüksek düzeydir. Bakın ayetle muhatabiyette düzeyler. Meal düzeyi bir düzeydir. Ama ayetin kendisiyle muhatap olmak gibi değildir. Onun üstü tefsir düzeyidir. Daha yukarısıdır. Çünkü müfessirler daha çok izah ederler. Usullere bağlılık içinde elbette mümkün manaların daha çoğuna ulaşmayı çalışırlar. Onun üstünde ayetin kendisi var. Yani en üstte. Ayet ne buyuruyor? Elbette onu tam layıkıyla bilen Cenab-ı Hak'tır. Ne manalar içinde var? Tas tamam. Neler bulunuyor? Onu ancak ilmi ilahi bilir. Çünkü belki de sonsuz tane mana kastedilmiş olabilir. Bizim bildiğimiz alemle ilgili veya bilemediğimiz alemlere de atıf yapan bilgiler ayetlerden murad olabilir. Bunu kabul edelim başta. Onun altında müfessirlerin anladığı farklı farklı düzeyler var. Dirayet tefsirleri var, işari tefsirler var, rivayet tefsirleri var, fıkıh açısından inceleyenler var. Ne diyelim? Başka türlü açılardan da inceleyenler var. Şimdi aklıma gelmedi doğrusu, örnek veremedim hemen. Yani var. Kur'an'dan mesela bilimsel tefsir yapanlar var. Bilime işaretler yönüyle Kur'an'ı inceleyenler var. Modern dönemde öyle eserlerin sayısı da arttı. Onun dışında gaybi haberler açısından inceleyenler var falan vesaire. Çok farklı vecihlerle tefsirler yazanlar var. Ama bunların hiçbirisi Kur'an'ın bizzat kendisi değil. Bunlar anlama şekilleri, anlama çabaları. Elhamdülillah. Ha, meal en düşük düzey. Dümdüz bir çeviri ama şöyle çeviri derken, yani ayetin zaten birebir böyle çevrilmesi mümkün değil. Yani bu çok kenarından köşesinden mealcinin anladığı insan sözü bu yani okuduğumuz. Fakat onda bile görüyoruz ki
Cenab-ı Hak baharı haşre delil olarak gösteriyor. Baharı haşre delil oluşturması yönleriyle, imana vesile olması yönleriyle incelememizi istiyor. Bu sırada da bize iki ismini anıyor, iki sıfatını anıyor. Nedir onlar? Rahmeti ve kudreti ne için? Rahmet, baharın gerekliliğini açıklıyor ve haşrin gerekliliğini açıklıyor aynı zamanda. Kudret, baharın olabilirliğini açıklıyor. Aynı zamanda da haşrin olabilirliğini açıklıyor. Yani baharı gerektiren rahmet ve baharı gerektiren kudret isterler ki insanlar da öldükten sonra dirilsinler. Onu mümkün kılan bunu da mümkün kılar. Onu gerekli kılan bunu da gerekli kılar diye ayet-i kerime bize ilk işaret fişeğini attı. Ufkumuza bir kızıl elma düşürdü. Biz bunun ardında elbette mürşidimizin ayak izlerini öperek ilerliyoruz. O kutup yıldızının izinde yürüyoruz. Burada da hemen şu ihtar kısmını da okuyarak 9. surete geçelim. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanid olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Evet, suretlerin mahiyetini anlatır bir ihtar okuduktan sonra geldik efendim 9. suretimize. Önce 9. sureti baştan sona bir okuyacağım. Zaten çok uzun değil. Ondan sonra da tekrar başa dönüp ince okumasını yapmaya başlayacağız. Çapımız kurtardıkça, kurtardığınca ya da. 9. suret. Şimdi gel. Bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesaları ki her biri bizzat padişahla görüşecek hususi bir telefonu var. Şimdi rüesa kim? Telefonu ne? Buna dair bir haşiye, bir dipnot düşmüş Bediüzzaman Hazretleri. Okuyalım. Haşiye 1. Şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatte görünecek. Bu eserin devamında hakikatler bahsi ortaya çıkacak. Onları da inşallah tek tek okuyup konuşacağız aynı bu suretleri konuştuğumuz gibi. Bu 9. suretin hakikati 8. hakikatte görünecekmiş. Devam edelim. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir. Dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir. Ve telefon ise makesi vahiy ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nispet-i Rabbaniyedir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Ve telefon ise makesi vahiy ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nispet-i Rabbaniyedir ki nispet yani bağ. Kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Bizde nispet yapıyor deyince bakalım burada evet nispet-i Rabbaniye Rabbani bağ olarak verilmiş. Bizde nispet yapıyor deyince şey anlaşılır. Yani inadıma yapıyormuş gibi falan bir manaya gelir. Aslında bağlamak manasında kullanılıyor. Bana nispet yapıyor derken hani benimle bağlayarak bu işi yaptı. Bana yaptı, bana gönderme yaptı. Gönderme yaptı daha şey oldu bu. Açıklayıcı bir tabir oldu. Yani bana gönderme yapıyor manasında kullanıyoruz. Tabii anlam biraz kayması olmuş Türkçe'de. Fakat nispet aslında bu demek. Mesela nispeten daha iyi durumda diyorsun mesela. Nispeten daha yoğun. Onunla bağlayarak, onunla kıyaslayarak manasında kullanılıyor bu. Evet. Devam edelim. Şimdi gel bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki her biri bizzat padişahla görüşecek hususi bir telefonu var. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar? Bak. Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki o zat mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş. Gayet kavi, vaat ve şiddetle tehdit ediyor.
hem onun izzet ve celaleti hiçbir veçh ile hulful vade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Halbuki o muhbirler hem tevatür derecesinde çok, hem icma kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki, şu bazı asarı görünen saltanat-ı azimenin medarı ve makarı, buradan uzak başka bir memlekettedir. Ve şu meydanı imtihanda binalar muvakkattirler. Sonra daimi saraylara tebdil edilecek. Bu yerler değişecekler. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem, zevalsiz saltanat, böyle geçici, devamsız, bikarar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Demek ona layık, daimi, müstekar, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Demek bir diyar-ı ahar var, elbette o makarra gidilecektir. Son cümleyi bir daha okuyorum. Demek bir diyar-ı ahar var, elbette o makarra gidilecektir. Şimdi İnci okumaya başlamadan evvel geneli hakkında ne düşündük, aklımıza neler geldi onu paylaşalım. Burada iki şeye dikkat çekildiği benim gözüme çarptı. Birincisi, nübüvvet hakikatine dikkat çekildi. Ya da şöyle diyelim, Allah dostları hakikatine dikkat çekildi. İnsanlık tarihinde Hazreti Adem Aleyhisselam'dan tutalım bu zamana kadar. Peygamber olsun, veli olsun. Mutlaka Cenab-ı Hak'la özel bir hukuku olan, onun marziyatına karşı daha aşina, daha temayüllü ve onu kullarını tanıtmakta da gayretli, mürşit, ehli hidayet, hem hadi hem muhti olan insanlar gelmişler arkadaşlar. Bu her toplumun içinde olmuş. İsimleri değişik, cisimleri değişik, ne diyelim, belki bugün aynı şeyle de anılmıyorlar. Yani şöyle mesela, Buda'nın peygamber olduğu söyleniyor mesela bir rivayette. Bir söylenti bu. O hak dinle gelmiş ama zamanla tabileri o hak dini bozmuşlar. Onu da tanrı seviyesine çıkarmışlar. Deniyor mesela, böyle şeyler söyleniyor. Veya işte başka büyükler için, farklı toplumların büyükleri için, bugün belki tapındıkları insanlar için böyle olduğu söyleniyor. Vaktiyle onların da peygamber olduğu, hak dinle geldikleri, yani İslam'la yine geldikleri, elbette füratta farklılıklar olabilir ama esaslarda İslam'la geldikleri, kavimlerini zamanla o dini bozup peygamberlerini de ilah seviyesine çıkardıkları söyleniyor. Hatta Mekke müşriklerinin taptığı putların da, üç büyük putun, Lat, Menat, Uzza galiba onlar, onların da arifi billah insanlar olduğu söyleniyor. Çok cömert, ehli hidayet, insanlara yardımcı olan, onları irşad etmeye çalışan insanlarmış bunlar. Ama onlar öldükten sonra o kadar yüceltmişler, büyütmüşler ki onları, heykellerini yapıp tapmaya başlamışlar. Zaten insanlıkta böyle bir hastalık var. İnsanlık birini çok sevdiği zaman heykelini yapıp tapmaya başlıyor. Eğer İslam ile olmazını bilmezse bu işin, mesela bize elhamdülillah İslamiyet ne öğretmiş, biz büyüklerimizi heykelle anmayız. Ya aşevi açarız onun adına, ya çeşme yaptırırız onun adına, ya okul yaptırırız onun adına, medrese yaptırırız onun adına. Tarihten bugün hep böyle olmuş bu işler. Yani Müslümanlar bir büyüklerini anmak isterlerse ona hayır yazdıracak, onun defteri hasenatına güzel şeyler miras bırakacak eserler üretmişler. Çünkü biz de biliyorsunuz, üç şeyin hasenatı kapanmaz, yani defteri kapanmaz. İlmi eser üretenin, hayırlı evlat bırakanın, bir de böyle işte eserler bırakanın. Bu eserlerden kim faydalanırsa
onun sevabı bu insanlara yazılır. O yüzden bizim büyüklerimiz, işte Osmanlı padişahları mesela, var mı Osmanlı padişahlarından heykelini yaptıran? Yok. Niçin? Öyle anılmak istemedikleri için. Cami yaptırmış Süleymaniye, cami yaptırmış Selimiye, cami yaptırmış Fatih Camii diyoruz mesela. Neden? Hasenat yazdırsın. Yani bizzat ben olarak anılmayayım, hayrımla anılayım. Müslüman büyüğünü böyle anar. Şimdi bu heykel yaptırma işleri bize de bulaştı. Böyle birisini çok sevdik mi hemen heykelini dikelim. Ya var mı böyle bir şey İslam'da? Her yerde Yunus Emre heykelleri, Mevlana heykelleri, bilmem ne heykelleri. Ya yok, o mübarekler şimdi yaşasa zaten ellerine balyoz alıp bizzat kendileri kırarlar o heykelleri. Öyle anılmak istemezler ki. Yani Mevlana heykelle anılmak istese zaten emreder yaptırırdı. Yunus Emre heykelle anılmak istese emreder yaptırırdı tabilerine, sevenlerine. İslam'da böyle anmayız biz büyüğümüzü. Yani mutlaka bir eserle, insanlara faydalı olacak da bir şeyle anarız. Böyle israflanmayız yani. Her neyse, bu mevzu çok su götürür. Şey diyorduk. Bu insanlar hep gelmiş arkadaşlar. İsimleri değişik, cisimleri değişik. Bugün belki geldikleri gibi de tanınmıyorlar. Ama gelmişler, bu bir hakikat. Bakıyorsunuz Hindistan'da, işte İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruh da anlatıyor bunu mektubatında. Çok diyor peygamberler gelmiş. Bazısının diyor hiç ümmeti olmamış. Bazısının birkaç olmuş diyor. Bazıları peygamber de bilinmemiştir etraflarında. Ama gelmiş diyor Hindistan'da çok peygamber. Çünkü keşfi alemde görmüş onları. Bu böylesi bütün milletlerde olabilir. Bunu daha önce de konuştuk. Dedik hani vahiy hakikati de bir hakikattir. Nübüvvet hakikati de bir hakikattir. Hep böyle haberler gelmiş. İnsanlık tarihine baktığınız zaman hep böyle haberler aldığını söyleyen insanlar olmuş. İnsanlığı doğru yola hidayet etmeye çalışan insanlar olmuş. Dinler tarihi de bize bunu anlatıyor. Bugünün seküler dinler tarihi bile bunu anlatıyor yani. Bunun bir hakikat olduğunu, insanların ilk çağdan bugüne hep bir inanma ihtiyacı içinde olduğunu anlatıyorlar. Biz onlardan daha da üst olarak biliyoruz ki evet, Cenab-ı Hak insanlığı yarattığı günden beri, ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri mürşitleri gönderdi. Mehdi misal bu insanlar insanlığı o bocalamaları içinde hak yola çevirmeye çalıştılar. Ve hepsinin söylediği bir şey vardı. Nedir? O zat mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yeri hisar etmiş. Bak, bir, bunu haber verdi metin bize. İki, bir de şunu söylüyor. Şimdi böyle bir saltanat, gerçi bunu daha önceki suretlerde de bir miktar konuştuk. Zevalsiz saltanat, böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakıs, tekemmüsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Yani Allah sonsuz kudret, inayet, kerem, elbette bütün Esma-ül Hüsna'sı bu sonsuzluktan hissedardır. Sonsuzluğun rengine bulanmıştır. Böyle sonsuz bir ilah, böyle fani bir alemle tabiri caizse yetinmez, idare etmez. Sadece buna sultanlık yapmaz. Çünkü onun yine tabiri caizse, bunlar aklımıza yaklaştırmak için estağfurullah çekerek kullandığımız ifadeler, onun potansiyeli bunun çok çok üstündedir. Ve bu potansiyeli de yaratmak ister. Nasıl ki bu alemi yaratmak istiyor, onu da ister yani. Kudretinden uzak değil çünkü. Hem ibadeti istiyor onun uluhiyeti. Neden fani bir ibadetle idaresinde sonsuz cennetlerde ona ibadet edenler yaratmasın? Değil mi? Bunu böyle mantıkla çağırıyor. Bu ikisini başta metin bize iki pencere olarak açtı. Şimdi ince okumamıza başlayalım. Evet, vaktimiz de var. Şimdi gel. Bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki, yani reisler, rüesa reisler demek. Bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki, her biri bizzat padişahla görüşecek hususi bir telefonu var, diyor.
Yine haşiyeye dönelim. Şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatte görünecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir. Neden enbiya ve evliya? Çünkü insanlık tarihini en çok etkileyen de onlardır. Hayra etkileyen de onlardır. Şimdi bilim adamı da dünya tarihini etkiliyor ama bilim adamının etkileyişi hayır garantisi vermiyor. Yani bir bilim adamı illa hayır üretmek zorunda hissetmiyor kendini. Her ne kadar yaptığının faydasına inansa da mesela geçenlerde yine onu da tanıtmıştım sanıyorum, bir parça ondan da okumuştum. Bilgiler kitabı diye bir kitap okudum. Atom bombasını yapanlardan birisi, orada söyleşi yapılanlardan birisiydi. İsmi de bende kayıtlıdır da şimdi aklıma gelmedi. Adam normalde atom bombasına katkı sağlayanların neredeyse tamamı Nagasaki ve Hiroşima bombalamalarından sonra nükleer silah karşıtı olmuşlar. Ama bu adam hala savunuyor. Veya belki başkaları da vardır savunan. Diyor ki bilim diyor, adamın şeyi şu, savı şu, kendince haklı. Bilim diyor bir şeyin diyor ahlaki açıdan doğru yanlışlığına bakmaz ki diyor. Olup olamadığına bakar. Olabiliyorsa biz yaparız diyor. Yine böyle bununla ilgili bir kitap okumuştum. Aslında o fantastik bir hikayeydi. Kedi Beşiği. Knut Holmberg müydü yazarın ismi? Yani ismi belki yanlış telaffuz ettim. Tam hatırlayamadım onu. Ama kitabın ismi Kedi Beşiği'ydi. Bir fantastik, komik bir hikayeydi yani. Orada da mesela bilim adamına diyorlar ki bu doğru değil. Doğru niye ki diyor. Yani bunu niye tartışayım ki ben diyor. Orada gerçi bunu böyle alaycı bir tonda almışlar ama hakikaten işin o tarafı var bilimci için. Bilimci onunla ilgilenmiyor. Klonlamak ahlaki mi değil mi? Bilim adamının umurunda değil. Yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Ona bakıyor. O açıdan bilimin doğrudan bir ahlak endişesi de yok, arayışı da yok. Böyle bir şey getiremez de bize. Seküler alemin ahlak ile din arasında kurduğu mesafe gerçekçi bir mesafe değil. Onun yerine koyacak bir şey yok. Bunu yine o bilgiler kitabından bir ex-Marxist'in Leszek Kolakowski miydi öyle biz onun alıntısıyla da yine okumuştum, söylemiştim. Adam diyor yani din olmazsa ahlak diye bir şey kalmaz diyor. Doğru yanlış ayrımını yapacağımız bir gereç kalmaz diyor din kalmazsa toplumda. Oradan buraya gelelim tekrar. Bu evliya ve enbiya olmazsa bizi dine irşad eden, hakka irşad eden bu insanlar olmasa biz bugün bir ahlak sahibi olmazdık. Bir doğru yanlış bilgisi sahibi olmazdık. Çünkü doğru ve yanlış bilgisinin dünya üzerinde dayanacağı bir şey yok arkadaşlar. Neden böyle söylüyorum? Her şey hiçe gidiyorsa eğer, yani bir ahiret inancı yok diyelim o insanda. Hiçliğe inanıyor, din, metafizik yok bunlar dünyasında. O zaman kötüyle iyinin eşitlendiği bir düzlem olur bu. Aralarında nüans kalmaz. Biz diyoruz ki iyi sonsuz olarak cenneti yaşayacak, kötü sonsuz olarak cehennemi görecek diyoruz mesela. Orada zeminlendiriyoruz. Yani orada bir sabitiye bağlıyoruz. Ama bu adam diyor ki ikisi de hiç olacak. O zaman neden iyi veya neden kötü olsun? Yani menfaatine neyse o olur. Ve iyi kötü arasında ayrım kalmaz. Onların dünyası böyle şekillenmeye başlar ki sekülerleşen toplumlardaki problemler de bunu gösteriyor. Her ne kadar dışarısı cilalı da dursa, mesela işte Batı toplumlarının dışı çok cilalı duruyor. Sanki hukuk toplumuymuş gibi falan filan. Ama içine döndüğünüz zaman işte pedofilidir, intiharlardır. Böyle o yüzdeki cilanın altında nasıl iğrençlikler, canavarlıklar. Yani gün yüzüne çıkmamış ama meşrulaştırılmış başka bir yerlerde zihinsel olarak, mantıksal olarak meşrulaştırılmış, hak olarak tartışılmaya başlanmış. Hatırlarsınız Amerika'da bir siyasal hareket de galiba kurulmuştu. Yani tövbe estağfurullah ensesti meşrulaştırmaya çalışan, bunun da bir hak olduğunu söyleyen hareketler oluşmuştu. Bugün mesela LGBT hak diyor hareketine mesela, bu diyor doğru bir şey diyor. Bak niye oluyor? Sekülerleşince geliyor bunlar üzerimize. Demek ki sekülerizmin bir ahlak şeyi yok.
onlarınki yıkım yapmak değil. Bu nedenle biz diyoruz ki dairelerin reisleri enbiya ve evliyadır. Diğerlerinki reislik değil, anarşidir, bozgunculuktur. Ve telefon ise makesi vahiy ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nisbet-i Rabbaniyedir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Yani insan kalbinin insanda yaptığı fonksiyonlardan birisi. Biz güzelden, sırdan, gizemden, sezgiden nasıl haberdar olabiliyoruz? Dünyada daha önce olmayan bir şey nasıl bizim fikrimize dahil oluyor, zikrimize dahil oluyor, hayata onu dahil edebiliyoruz, yapabiliyoruz, eyleyebiliyoruz. Demek ki bizim de sonsuzlukla aramızda bir bağ var. Yani bunu aslında her meslek erbabı eğer böyle şeylere de duyarlılığı açıksa mesleğinde hisseder. Mesela işte Arşimed'in suyun kaldırma kuvvetini buluşu. Adam çalışmış bulamamış. Dinleneyim diye hamama gitmiş. Öyle anlatıyorlar. Hamamda otururken birden bulduğum diye bağırıyor. Öyle işte bilmem çıplak koşmuş falan diye anlatılır hikaye olarak. Bak orada dinlenirken bulmuş. Ne bu? Aslında fiilen dua etmiş. Yapamamış. Cenab-ı Hak o dinlenirken ona ilham etmiş. Çalışmasının karşılığı olarak, belki ızdırar lisanında bir duanın karşılığı olarak yani. Mustar durumda kalarak, çalışarak kendini böyle ne diyelim oraya konsantre ederek Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını çalmış diyebiliriz yani. Cenab-ı Hak da ona ilham etmiş. Bak önce yok dünyasında böyle bir şey. O an geliyor. İşte Newton'un yer çekimini buluşu, elma düşmüş kafasına oradan aklına gelmiş. Ya ilk defa mı kafasında bir şey düştü Newton'un? Değil. İnsanlığın kafasına ilk defa mı bir şey düşüyor? Hayır. Ama orada bir açılma oluyor. Bir düğüm çözülüyor. Bir sır ilham ediliyor. Aa diyorsun, aa şöyle diyebilirim. Bunu şairler de hisseder. Edebiyatçılar da hisseder. Farklı farklı meslek grupları kendi işleriyle ilgili uğraşırken ya bu düğümü nasıl çözeceğim, bu sorunu nasıl halledeceğim falan derken ya bir de şunu deneyeyim der adam, bak aa oldu. Çözüm oldu. Nasıl oldu? Bir ahize var, bir telefon var, sana bir şeyler söyleniyor. Bunu insan hissediyor yani içinde. İşte Kur'an'da geçen karışmayan denizler, buna işte şey diyorlar, işte Cebeli Tarık'ta Akdeniz'le okyanus birbirine karışmıyor, Pasifik okyanusu falan filan diyorlar. Öyle anlamak zorunda değiliz. O da olabilir ama asıl mesela kalbimizde bizim bir yanda kötülük, şeytanın vesveseleri var. Bir tarafta ilhamlar var. Bunlar da birbirine karışmıyor. İkisini ayrı ayrı duyabiliyoruz mesela sanki. Gibi gibi Cenab-ı Hakk'ın çok denizleri var yani birbirine karışmayan. Kafamızda kaç deniz var? Birbirine karışmayan. Ben matematiği de biliyorum, kimyayı da biliyorum, atıyorum. İşte edebiyatı da biliyorum, bilmem şunu bunu da biliyorum. Bak hepsi ayrı ayrı kablarda, aynı tasın içinde. Karışmıyor. Bu da karışmayan denizdir yani. Gibi gibi çoğaltılabilir. Rahmetli Osman Demirci Hoca, Allah ona rahmet eylesin. Bir kandil gecesiydi galiba dersinde. Suffa dershanesinde bunu 7 mertebe saymıştı böyle. Şu da olabilir, bu da olabilir diye. En son demişti ki 8. olarak da belki o denizlerin ikisi olabilir. Hani karışmayan denizler, onlar karışmıyor diyorlar ya işte. Akdeniz'le Pasifik Okyanusu birbirine karışmıyor falan. O da olabilir. Onu da diyor Kaptan Kusto bulmuşsa ona mübarek olsun diyor. Ama diyor sadece o değil yani. Ona varıncaya kadar ne denizler var diyor bizde karışmayan. Neyse, bu da makam münasebetiyle girmiş oldu içine. Demek ki Osman Demirci Hoca'nın canı Fatiha istemiş. Ne bak, ona binler rahmet olarak Fatiha'larımızı göndersin arkadaşlar. Sizler de birer tane okuyun. Ben de ders bitince bir tane okuyayım. Hatta şimdi okuyayım. Osman. Evet, Osman Demirci Hoca'nın da ruhunu şad ettikten sonra gelelim tekrar bahsimize. Bediüzzaman bunlardan niye bahsediyor? Bediüzzaman bu alemin diğer alemle bağlı olduğundan
altta bahsedecek ya yine bu alem böyle tegayyürsüz falan filan bu bunun üstünde durmaz diye. Üstte insanın da öyle durmadığını andı bize şimdi. İnsan da aslında bu dünyadaki varlığının üstünde durmuyor. Ötekisiyle bağlı olarak ayakta duruyor. Kalbi üzerinde duruyor insan. Cismen ayaklarımızın üstünde duruyor olabiliriz ama aslında durduğumuz yer kalbimizin üzeri. Çünkü kalbimizle çok bağlıyız. Oradan gelenlerle de çok bağlıyız. Oradaki iletişimle de çok ilgiliyiz. Vesaire. Evet. Şimdi onlar açılacak inşallah. Tabii ben açabilirsem. Şimdi gel. Bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki her biri bizzat padişahla görüşecek hususi bir telefonu var. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar? Bak. Onun huzuruna çıkmışlar. Bu vahye de işaret olabilir. Miraca da işaret olabilir. Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki o zat mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihsar etmiş. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç mucizesinde bunları bizzat gördü değil mi? O uzun Miraç hadisinde bunlarla ilgili bahisler var. Cehennemde çeşitli azap grupları ve onların hangi günahtan dolayı bu azabı çektiklerine dair izahlar var. Cennetle ilgili izahlar var yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği müşahedelerine dair. Görmüş yani bizzat bak. Dilinde yalanı düşmanlarının bile görmediği, söyleyemedikleri. Ebu Sufyan radıyallahu anh daha Müslüman olmamışken Heraklius'un huzuruna çıkıyor. Heraklius Kureyş'ten, Mekke'den gelen birilerini çağırıyor diyorlar. Onunla beraber birkaç kişi daha var o sırada galiba Şam tarafında ticaret için. Heraklius'a o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektup yollamış hidayete çağırmak için. O meşhur işte Mısır'a, Mukalkıs'a, Sasanilerin başına, işte onların başına ne deniyordu o zamanlar? Kisra'ya. İşte bir de Roma İmparatoru olarak, Bizans İmparatoru olarak Heraklius'a yollamış Doğu Roma İmparatoru. Heraklius mektubu alıyor okuyor. Tabii bir başkalık olduğunu seziyor. Diyor ki onun kabilesinden oralı kimse var mı diyor Şam'da bulun getirin diyor. Getiriyorlar. Ebu Sufyan radıyallahu anh da orada o zaman ama Müslüman değil daha. Arkasında da birkaç kişi var. Diyor ki ona en yakın hanginiz diyor. Akrabalık soy olarak falan. Ebu Sufyan radıyallahu anh öne çıkıyor. Çünkü hakikaten amca çocukları gibi bir şey yani. Yukarıdan bir yerden onların bir bağı var soy olarak Efendimizle. Benim diyor. Sen gel diyor. Ötekiler diyor ki eğer diyor bu diyor yalan bir şey söylerse siz diyor onun yalanını bana söyleyin. Ben bunu cezalandıracağım. Ebu Sufyan diyor ki radıyallahu anh o zaman. Ben diyor hani niyet ettim aslında dediklerine dair yalanlar söylemeye ama diyor korktum arkadan birisi bana. Sen yalancısın derse işim kötü diye korktum diyor. Orada soruyor mesela bu diyor kabilenizin en asili mi yoksa en düşüğü mü yok asilimiz diyor. İşte bu diyor zenginlerden mi fakirlerden mi ona tabi olanlar zenginlerden mi fakirlerden mi ondan daha önce yalan duydunuz mu diyor mesela böyle sorular soruyor. Ebu Sufyan radıyallahu anh diyor ki hiç diyor yalan söylediğini duymadık diyor. O da öyle diyor peygamberler de böyle olur diyor yalan söylemezler. Gibi gibi yani düşmanının bile yalanına şahit olmadığı, duymadığı, eylemediği, bu yönüyle ona hiçbir şey diyemediği, Muhammedül Emin diye ismi ta nübüvvetinden evvel duyulmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Gördüm demiş ya gördüm şu kafa gözüyle, şu bedenimle gördüm demiş yani cennet de var cehennem de var bunda yalan olabilir mi? O demiş, onun gibi bütün peygamberler de söylemiş, bir de onların ümmetlerindeki bütün Allah dostları da söylemiş. Var, keşfettik, keşif alemlerinde gördük, veliler söylemişler. Peygamberler yine haberdar edildik, gördük demişler. Yani bu az bir ittifak mıdır ya? Şurada bir yangın çıktı diye 3 kişi söylese sen dersin ki lan herhalde çıktı gerçekten yani. 3 kişi de söylediğine göre yangın var. Ama bütün insanlık boyunca peygamberler bunu söylemiş, Allah dostları bunu söylemiş. Olmaz öyle şey diyen adam düşün, bir daha düşün yani.
bu kadar tekrar, bu kadar isabet, bu kadar parmak üst üste koyma, bunun altı boş olabilir mi yahu? Yani bunu bir düşün ya. Bu insanlar bir de hani öyle haşa sümhaşa kavimlerinin soysuzları, yalancıları, ahlaksızları değil, en faziletlileri, en ferasetlileri, en basiretlileri, hep öyle gelmiş haberleri. Yani onların düşmanları da onları böyle tarif etmiş. Yahu bu insanların verdikleri haber yalan olur mu? Düşünmek lazım. Cenab-ı Hak bize hakkıyla bilebilmeyi, biz de hakkıyla bilmiyoruz, hakkıyla bilebilmeyi, onlara da hidayetin lütfeylesin. Ehli dalalete de diyelim, hidayetin lütfeylesin, onları da bu yollara getirsin. Pekala, bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki, o zat mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Yani kavi, kuvvetli bir şekilde vaat ediyor, şiddetle de tehdit ediyor. İhzar etmiş, yani hazırlamış. İhzar, hazır zaten aynı kökten geliyor. Hem onun izzet ve celaleti, yani izzet, azameti, şerefi, yüceliği, celaleti, işte korkutucu güzelliği, haşyeti, haşmeti, hiçbir veç ile hulful vaade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Yani o kadar büyük bir Allah, bu kadar tekrar ettiği hakikate aykırı hareket edip kendini aşağı düşürmez, yani tezellülü kabul etmez diyor. Zilleti kabul etmez. Niye yalancı çıkarsın kendini? Niye o kadar tekrar etsin, söylettirsin dostlarına, sevdiklerine, onlar da onu anlatanlara yani. Halbuki o muhbirler, yani haber vericiler, hem tevatür derecesinde çok, yani tevatür demek bizde söylenti gibi kullanılıyor ama asıl manası tevatürün, tabii fıkıhta, hadis ilminde farklı karşılıkları var ama öz olarak yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan bir cemaatin beraber verdiği haber olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Tevatür budur. Yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan bir cemaatin hep beraber verdiği haberdir tevatür. Tevatür derecesinde çok, hem icma, yani herkes aynı fikirde gibi kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki, şu bazı asarı görünen saltanat-ı azimenin, yani büyük saltanatın medarı, kaynağı ve makarı, başkenti, payitahtı, memleketi, buradan uzak başka bir memlekettedir. Bak, Cenab-ı Hakk'ın saltanatının diyor, asıl yeri, merkezi, kaynağı burası değil. Bak, burası değil, biz şu an orada değiliz. Başka bir memlekettedir. Nasıl anlamak lazım bunu? Yani nasıl diyelim? Şimdi süt var, bir de sütün üstünde köpük var ya da kaymağı var. Peygamberler bize diyorlar ki, ya bakın bu köpükler, bu ya da şey, kaymak asıl değil. Altında süt var bunun. Biz şu an o kaymak kısmını gerçek sanıyoruz. Orada yaşıyoruz, faniyat alemindeyiz ama bu geçici diyorlar. Asıl alem şey, süt alemi. Bunu hani ben biraz şöyle şeyler anlıyorum ama yani Allah-u Alem kaydıyla söyleyeyim. Şimdi biz zamansal bir varlığın içindeyiz ama asıl olan zamansal varlık değil. Hani şöyle söyleyeyim. Daha üst bir alem var şu anda. Biz zamanın içinde olarak bu alemi daha sonra müşahede edeceğiz. Ama ezel canibinden, Cenab-ı Hakk'ın zamandan, mekandan, öte katından, yüceliğinden bakıldığında önce sonra yok. Bir baki alem var, cennet cehennem var. Biz oraya sonradan gideceğiz. Yani bu aslında varlığımız onun köpüğü, onun kaymağı. Asli tekrar o sütün içine karışacağız yani. Gibi gibi bir mana bunda ben hissediyorum. Allahu alem diyelim, en doğrusunu Allah bilir. Buradan uzak bir başka memlekettedir. Ve şu meydanı imtihanda binalar muvakkattirler. Yani şu imtihan meydanında eserler, binalar, gökdelenler, evler muvakkat, zamanlı, geçici.
Sonra daimi saraylara tebdil edilecek. Daimi saraylara tebdil edilecek. Bu yerler değişecekler. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem zevalsiz saltanat, yani yok oluşu olmayan saltanat, böyle geçici, devamsız, yani şu yaşadığımız dünya için konuşuyor bunlar Üstad Hazretleri. Böyle geçici, devamsız, bir karar, yani kararsız, ehemmiyetsiz, mütegayir, değişimli yani, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Yani öyle bir sultanın saltanatı diyor, böyle eserler üzerinde durmaz. Geliyor gidiyor, değişiyor, eskiyor, kemalde değil gibi gibi. Bunların üzerinde kurulmaz, durulmaz diyor. Bunlar sabit değildir. Demek ona layık daimi, müstekar, sabit, zevalsiz, müstemir. Müstemir neymiş? Müstemir, devamlı, sürekli demekmiş. Zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Umurlar ne? İşler üzerinde duruyor yani. Demek bir diyar-ı ahar var. Elbette o makarra gidilecektir diye bu metin bitiyor. Yani burada dikkatimize verilen şu: bu alemde bizi tatmin etmeyen yanlar, yönler, belki de değil aslında, öyle de hani karşımızda şey varmış gibi düşünelim, imansız biri varmış gibi düşünelim, ona kapı açmaya çalışıyormuşuz gibi düşünelim, kafasını açmaya çalışıyormuş gibi düşünelim. O adama diyeceğiz ki, ya bak sen bu dünyada, bu hayatta tatmin olmuyorsun. Ne için tatmin olmuyorsun? Çünkü elde ettiğin şeyler elinde kalmıyor. Lezzetlerin senden gidiyor. Eser bırakıyorsun, o eser sabit değil. İstediğin şeyler istediğin gibi tam olmuyor belki. Ne diyelim, bunun gibi siz de düşünün kendi dünyanızda arkadaşlar. Bu dünyada eksik olarak tarif ettiğiniz, hani İnsanın cenneti bu şekilde olmaz. İnsan bu şekildeki bir alemle tatmin olamaz. Bunun şöyle olması lazım dediğiniz şeyleri düşünün bu alemde. Onlar diyor, bize gösteriyor ki bu alem asıl değil. Bak, Hazreti Adem Aleyhisselam kıssasına gidelim. Hazreti Adem Aleyhisselam dünyaya nereden geldi? Cennetten geldi. Bak, cenneti biliyoruz. Adem Aleyhisselam bizzat tanıdı, bildi. Ama biz de fıtraten o alemlerle ilgili olduğumuzdan dolayı şu an kendimizi traktör yolundaki Ferrari gibi hissediyoruz. Ya burası benim yerim değil diyoruz yani. Nasıl Ferrari'yi traktör yoluna soksan dibi vurur, lastikleri yanar, bilmem şu bu, yani o araba, bırakın bu traktör yolunu, normal asfaltta bile gidemiyor o araba. Şey istiyor mesela, daha dümdüz, daha güzel bir asfalt istiyor. O Ferrari pistleri vardır ya, Formula pistleri pardon. Onların mesela arabaları, normal asfalt arabalarda şeyde, yollarda sürdüğünüz zaman yanıyor altları falan. Köprüden bir Formula pilotu arabasıyla geçmişti, gösteri olsun diye, arabasının altı yandı. Yani o asfalt bile, ki köprü daha yeni yapılmıştı, o asfalt bile ona şey geldi. Dandirik geldi yani, onun kendi asfaltı daha üst düzey olmalı diye. Nitekim yine bir video gördüm bu yakınlarda, Face'te gördüm galiba. Normal bu sokakta kullanılan arabaları yarış pistine sokmuşlar. Yani şoförlerine diyorlar ki, yani istediğiniz hareketi yapın, sürün. Adam zapt edemiyor arabayı, arabalar hep takla atıyor. Yani tutmuyor şeyleri. Hani ya işte onun lastik gücü ya da fren gücü. O yola göre değil ya, kalamıyor o yolda, çıkıyor yoldan, çarpıyor sağa sola falan filan. Şoförlere hakim olamıyorlar yani direksiyona. Bak, araba yoluna göre, insan da cennete göre. Asıl saadeti cennette. Bu dünya o yüzden bizi böyle darlandırıyor, bunaltıyor. Ah bir kuş olsam da uçsam diyoruz. Niye diyoruz? Demek ki cennette uçmuşuz. Biliyoruz cennette uçmak var. Ne göz görmüş, ne kalp işitmiş. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Ayet öyle haber veriyor.
öyle yerler olduğunu, yurtlar olduğunu, fıtratımızın onlara dönük olduğunu biliyoruz ki burada tatmin olamıyoruz ve bu tatmin olayışımız da, olamayışımız da bir delil oluşturuyor ki bu alem asıl alem değil. Asıl alem olsaydı biz bu alemde rahat olurduk, huzurlu olurduk, hayvanlar gibi olurduk yani. Hayvanların bir derdi var mı? Yani tam buraya göreymiş gibi yaşıyor onlar. Sıkıntılar yok. İnsanın arsızı, edepsizi hayvan gibi olmaya çalışıyor. Hayvanlar gibi mutlu olalım. Olamazsın ki. Sen geçmişi de biliyorsun, geleceği de biliyorsun. Yani kestirebiliyorsun. Sonsuzluktan haberdar edilmişsin. İçinden geliyor ki ya bir sonsuz olsam. Bu sesi susturamıyorsun ki dünyada mutlu olasın. Yani cennet senin ufkuna bir kere düşürülmüş yani. Bir kere cennetten haberdar edilmişsin. Diline değmiş tadı. Daha dünyada senin işin ubudiyettir. Artık tövbeni kabul ettirmeye bak. Adem aleyhisselam ettirdi. Cennete gitti inşallah. Şimdi bizim görevimiz de kendi üzerimize düşen tövbeyi kabul ettirip ibadetlerimizi yapıp yine o aleme gitmek. Çünkü bu alem de o aleme işaret ediyor işte. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem zevalsiz saltanat, böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütedayir, bekasız, nakız, tekemmülsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Demek ona layık, daimi, müstekar, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Demek bir diyar-ı ahar var. Elbette o makarra gidilecektir. İşte baştaki peygamberle buradaki şey böyle bağlandı. Allah dostlarının kalbiyle dünya böyle bağlandı. Kalp tatminsizliğiyle bu dünyanın asıl olmadığını bildiriyor. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur diyor değil mi? Ayet kısa bir mealiyle böyle buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Buradaki tatmin olamayışımız da başka bir alemin varlığına delalet ediyor, işaret ediyor aslında elhamdülillah. Gördüğünüz gibi bağlantı noktası çok fazla. Yani insanın kalbi üzerinde duruşu, alemin ahiret üzerinde duruşu. Birbiriyle bağlı şeyler. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten gelişi, tövbesi, buradaki yaşadıkları imtihanı. Bizim de bu dünyada sanki bir özlem içinde doğru yerde değilmiş gibi hissetmemiz. Yine bağlantılı. Ve bir de işin işte fizik tarafı. Buranın değişkenliği bir sabitenin üstünde durduğunu gösteriyor. Değişen her şey bir sabiteye yaslanarak değişir. Bunu nasıl söyleyelim? İşte mesela dünyalar, gezegenler dönüyor güneşin sabitliğinde. Güneş ortada tutuyor onları, dağıtmıyor. Ben burada mesela top çevirsem elimde, ben sabit dururum, topları etrafımda çeviririm. Ben sabit olurum, onlar etrafımda döner yani. Gibi daha başka örnekler de verebiliriz buna. Mesela matbaa makinesi sabittir ama baskı şeyi değişir. Harfleri değiştirirsiniz ama farklı baskı yapar ama sabitenin ekseninde değişir yani o değişim. Sabite sayesinde olur. Ruh sabittir, beden değişir. Bu sayede Ahmet, Ahmet kalır yine, başkası olmaz. Yoksa yani değişim sadece bedenle ilgili, daha doğrusu Ahmetlik, insan olma, beşeriyet sadece bedenle ilgili olsa, bedenim değiştiğinde ben şey olurum, başka birisi olurum. Ama olmuyorum, bak hala aynı Ahmet'im. Ahmet olduğumu biliyorum. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Ahmet olduğumu biliyorum yani şu an. İşte sabitlik değişenleri tutuyor, kimlik sahibi yapıyor. Bu dünyadaki değişimde onu işte beden sahibi yapan, kimlik sahibi yapan, dağılmasını önleyen bir sabitelik üstünde duruyor. O sabit alemlerde ahiret alemleridir, gayb alemleridir, Allahu alem diyebiliriz. Yani işte o Newton'da demiş ya, kitapta geçiyordu. Bu görünenin ötesinde bir ruh var. İşte o ruh belki alemi ahiretin şeyi yani tecellisi, yansıması, onu hissetmiş belki de. Kim bilir. Peki arkadaşlar, 9. surette böylece okuyup bitirmiş olduk. Vaktimiz de belki bir miktar geçtik, kusura bakmayın. Hemen bitirelim o zaman, Fatiha'mızı verelim. Yarın inşallah 10. sureti konuşalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.
وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة.